Bugün size Airbrush uygulamasından bahsetmek istiyorum. Airbrush uygulaması sosyal medyaya yükleyeceğiniz resimleri önceden düzenleyebileceğiniz, hatta makyaj bile yapabileceğiniz bir uygulama. Bunun gibi birçok uygulama var ama bu benim kullandığım uygulama olduğu için size göstermek istiyorum. Instagram'a ya da Facebook'a yüklediğiniz resimleri daha profesyonel göstermek istiyorsanız, daha etkileyici, daha canlı göstermek istiyorsanız bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Şimdi madde madde gidersek benim kullandığım özelliklere bakalım. Birincisi, Airbrush'ta öncelikle filtre seçebilirsiniz. Ve sosyal medya uygulamanızda sabit bir filtre kullanabilirsiniz. Her zaman aynı filtreyi kullanarak biraz daha düzenli gidebilirsiniz. Airbrush uygulamamızı açıyoruz. Kameradan direkt çekim de yapabilirsiniz ya da var olan resimlerinizden seçebilirsiniz. Ben kütüphaneden hemen bir tane seçtim. Şimdi filtrelerden en çok kullandığım filtre bu ama görüyorum ki bu resme pek uymuyor. Şu aradaki filtreler çok hoşuma gidiyor benim genelde. Bu olabilir. Bir sürü filtre var. Burada farklı tonlar da var. Biraz daha koyu. Orijinal halinde görebiliyorsunuz. Siyah beyaz da görebilirsiniz. Hepsini deneyip kendinize uygun olanı seçebilirsiniz. Şimdilik ben bunu kullanmaya karar verdim. Buradan ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Filtre tamamdır. 2. Arkanızı blur yapabilirsiniz. Biraz buğulandırabilirsiniz. Daha sonra arkasını birazcık blur yapmak istiyorum. Şuradaki özellikleri görüyorsunuz. Arkasını buğulandıralım. Blur seçtikten sonra şöyle oynayacağımız şeyin büyüklüğüne karar veriyoruz. Şöyle olabilir. Şuradan şu arka taraftaki görüntüyü şöyle şöyle birazcık buğulandırmak istiyorum. Biraz daha. Yaklaştırıp da yapabiliriz. Burası bu arada Milano, tam katedralin karşısındaki bir yer. Çok keyifli, dekorasyonu da çok güzel. Tam da katedralin önünü gören bir manzarası var. Çok keyifli bir yer. Blur bu kadar yetebilir. İsterseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Otomatik de yaptırabilirsiniz şöyle. Geri alalım. Tamam. Bu da bu kadar. 3. Yüzünüzdeki ufak tefek pürüzleri kapatabilirsiniz. Bakıyoruz. Ciltteki durumları düzeltebiliriz mesela. Burada benim biraz çözünürlükten dolayı belki bir makyaj olduğu için yüzümde çok fazla detay görünmüyor zaten. Fakat buralarda temizlemek istediğiniz bir şeyler olursa böyle dokunuşlarla sıyırmış oldum. Temizleyebilirsiniz. Dört, dişlerinizi beyazlatabilirsiniz. Biraz daha beyaz olsun bakalım nasıl görünecek. Yaklaştırdım ve seçiyorum. Bu arada bu özelliklerin nasıl kullanılacağını öğrenmek için seçtiğiniz zaman mesela, şunu kapattım. Buradaki özelliğin herhangi birini seçtiniz mesela. Şu Firm'ı seçelim. Buradaki soru işaretine zaten gösteriyor nasıl kullanılacağını. Buradaki soru işaretine de bastığınız zaman videosunu görme şansınız oluyor. Biz Firm'le uğraşmayalım şimdi. Dişlerimiz biraz daha beyaz oldu. 5. Makyaj yapabilirsiniz. Makyaj, make-up'ı seçiyorum.
Burada bir sürü seçenek var. Şimdi benim yüzümde zaten makyaj olduğu için burada çok fazla oynamak istemiyorum aslında ama size göstermek için makyajım olmasaydı da buradan çok güzel makyajlar seçebilirdim. Olabildiğince size uygun olanına karar verebilirsiniz. Bu blush biraz daha şöyle daha doğal getirirsem böyle. Tamamdır. Buradaki bir sürü özellikten istediğiniz cilt tonunuzu düzenleyebilirsiniz. Daha sonra bir de sihirli aracı var burada. Sihirli aracını gördüğünüz zaman tamamen photoshoplanmış bir resim ortaya çıkıyor. Okey dediğinizde son halini siliyor ya da bir önceki haline şuradaki geriden dönebiliyorsunuz. Yukarıdaki okey'e bastığımız zaman da kaydediyoruz. Ve kaydolmuş oluyor. Bu kadar. Bunların dışında da yapabileceğiniz bir sürü özellik var. Karıştırarak bulabilirsiniz zaten. Bunlar en çok benim kullandığım özellikler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.